Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay makarna salatası nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Benim çocuklar sade bu şekilde seviyorlar. O yüzden ben fazla malzeme kullanmayacağım. Ama siz bu göstereceğim malzemelerden ekstradan fazladan ton balığı, kornişon turşu ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Aslında bu salatanın tüm özelliği yapacağımız sosunda. Tüm lezzeti onda yani. Şimdi makarnamı haşladım ben. Küçük makarna kullandım. Bir kutu şöyle garnitür kullanacağım. Sebze haşlanmış. Karışık bezelye, havuç, fasulye tarzında. Mısır. Yine haşlanmış mısır. Dediğim gibi siz fazladan istediğinizi ekleyebilirsiniz. Taze soğan, ton balığı, biber. Yani istediğinizi ekleyin. Ben bugün çocuklara yaptığım için başka bir şey katmayacağım. Çünkü dediğim gibi onlar bu şekilde sade olanını seviyorlar. Malzemelerimi bir kaba alıyorum. Şimdi bu hazır. Yapacağımız sosa gelecek olursak. Şöyle bir küçük bir cam şişe kullanıyorum ben. Böyle çay kalaması kolay olması açısından. Ve şöyle bir salata tozu kullanıyorum. Artık sanırım bunlar Türkiye'de de var diye biliyorum. Ama olmasa da olur. Ama bulabilirseniz çok daha güzel olur yani. Bir paket salata tozumu ekliyorum. Biraz tuz. Ben yoğurt kullanmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu verdiğim tarifle sos yapıyorum. Biraz mayonez. Ben göz kararı yapıyorum. Ve hardal kullanıyorum ben. Aslında bu sosu normal salatanıza bile kullanabilirsiniz. Marul salatanıza, karışık salatanıza. Muhteşem oluyor yani. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim eğer hala yapmadıysanız. Ama hardalı az katıyorum mayoneze nazaran. Biraz sirke. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Ve biraz sıvı yağ. Hepsini birlikte çay kalayacağım artık. Ve makarnamın üzerine dökmeye hazır olacak. Şu şekilde sosum hazır. Bayağı yoğun kıvamlı oluyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Sosu inanılmaz lezzetli. Yani bu tarifi bir kere deneyin. Dediğim gibi içerisine zaten tüm damak zevkinize göre ilave edin malzemeleri. Ve karıştırıyoruz. Salatamız hazır sayılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-3 dakikamızı bile almıyor. Hele yaz aylarına çok yakışan bir lezzet bence. Sosis salam tarzı da ekleyebilirsiniz. Salatam bitti bile gördüğünüz gibi 2 dakikada şipşak hemen yapılabilen bir tarif. İçerisini zenginleştirmek tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Püf noktası sosundaydı bu verdiğim tarifin. Mutlaka deneyin. Dediğim gibi yaz aylarında favoriniz olacak. Yapın. Kapaklı kutuya koyun ve buzdolabına koyun. Süper lezzetli, serin, ferahlatıcı. Genelde de çocuklar tarafından çok sevilen bir salata türü. Üstelik içerisinde sebze de olduğu için bu vesileyle biraz da olsa sebze yemiş olurlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.